Teyze, şimdi bugün senin aşının ikincisini yapmaya geleceğiz köye, olur mu? Evet, şimdi arkadaşlarım senin aşının ikincisini uygulamaya gelecekler. Bilgin olsun, olur mu? Geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanaşı'ya geldik. Gel geçelim içeri. Gelin içeri. İçeri geçsene. Gel içeri. Seni doğru için Taliyan var. Seni korumak için böyle giyindik. Tabii. Hoş geldiniz. Tabii yavrum, tabii. Sana bir şey oldu mu hiç? Olmadı çok şükür. İyisin değil mi? Herhangi bir etkisini görmedim. Tamam, vallahi tamam. Şükür ya. Yavrum, yer içecek, yer dolu ediyorsun. Allah beyaz çakırımızı göstermesin. Teşekkür ederim. Allah olsun. Gel, parmağını uzatabilir misin şimdi şunu? Tamam. Tamam. Acıyor mu teyze? Tamam. Tabii, çok acıyacak. 90 yaşındayım. Bir kere geldiler, aşımı yaptılar. Bir daha tekrar geldiler, bir daha yaptılar. Allah razı olsun, devletimize teşekkür ederim. Tam Taşköprü gibi yerden geldiler. 3-4 arabalar ve herkese ayrı ayrı yaptılar, her şeyimiz var şimdi. Şimdi seni korumak için her ihtimale karşı 15 dakika yanında bekleyeceğiz. Tamam. Şu ana kadar kimse de bir şey olmadı. İnşallah sen de sağlıklı. İnşallah. Kurtulacak, iyi olacaksın yani, tamam. 90 yaşındayım. Ölsün demediler. Çok şükür Allah'ım, devletim, milletim aradı beni, yine geldiler, yaptılar şu neyi. Çok memnunum, Allah razı olsun. Devletimizden de, gelenlerimizden de. Hiçbir şeyin olmamış. İnşallah olmayabilir. Taşköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Şehriye teyzemizin aşısını yapmak için geldik. O da çok memnun. Biz hava koşulları, ulaşım koşulları ne olursa olsun gelmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 1,5 aydır aralıksız devam ediyoruz bu çalışmalarımıza. Yani biz bu çalışmaları yaparken eğer onlar da halkımızda maske ve mesafeye dikkat ederse pandemiyi güzelce atlatabileceğimize inanıyorum aşıyla da birlikte. Umarım devlet ilk önce ülkemiz olmak üzere, dünyada da olmak üzere bu pandemi sağlıkla biter, eski günlerimize geri döneriz. Yok Allah'a şükür, bir şeyim yok. İşte Allah daraltmasın, umutmasın. Amin, amin, amin. Allah sağ olun, bir de geçmiş olsun. Evde aşılama çalışmalarımızda 5 ekibimiz bulunuyor. Burada devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğümüz ve kaymakamlığımızın da desteğiyle ek olarak araçlar ve personel desteği de bize sağlanıyor. Her gün 5 ekibimiz bize ulaşan 85 yaş üstü evde sağlık hastaları, ulaşım sıkıntısı olan, evde yalnız yaşayan tüm bireylerimizi aşılamaya çalışıyoruz. Bu konuda da aşılama kampanyasının başladığı günden beri ekiplerimiz özveriyle sahadaki mücadelesini sürdürüyor. Bir kere daha şunu anlamış olduk. Devletimiz baki olduğu sürece her türlü mücadeleyi her vatandaşımız, her bireyimiz, her personelimiz büyük bir özveriyle ve keyifle sürdürebilecektir. Orada hani sizle beraberdik. Teyze dedi ki ben 90 yaşına geldim. Devletim burada ölür demedi. Bizi unutmadı. Ve benim aşımı yapmak için araçlar gönderdi, personel gönderdi, doktor gönderdi. Ve bunu duyabilmek, bu anın, bu karenin içerisinde olabilmek tabii hem bizi gururlandırdı hem de çok mutlu etti. Hep bazen şöyle bir durum vardı yani bu sürecin başından beri. Evimize çok geç saatlerde ulaştığımız, bazen hiç gidemediğimiz günler yaşadık. Zor süreçler geçirdik ama teyzemiz bize Allah razı olsun dedikten sonra ve hani devletim beni unutmamış, beni ölüme terk etmemiş dedikten sonra anladık yani bu çabamız, bu emeğimiz, bu özverimiz kesinlikle hiçbir şekilde boşa gitmeyecek
Ve bu çalışmanın içerisinde bulunduğum için de ekstra bir mutluyum, gururluyum. Yani sizlerin sayesinde biz de buna tanıklık edebilmiş olduk.